B. Coğrafi bölge, bölüm, yöre kavramları. Üzerinde yaşamakta olduğumuz yeryüzü farklı doğal özelliklere sahip alanlardan oluşmuştur. Örnek: çöller çok sıcak ve kurak, buna karşılık kutup bölgeleri çok soğuk ve kar yağışlıdır. Çöllerdeki doğal bitki örtüsü iklim ve toprak şartlarına bağlı olarak yok denecek kadar azdır. Buna karşılık muson bölgelerinde gür bir doğal bitki örtüsü gelişebilmiştir. Tabiat şartları bakımından dünya üzerinde görülen bu yerel farklılıklar insanların ekonomik etkinliklerinin de farklı olmasına yol açar. Dünya üzerinde yerleşmelerin ve nüfusun farklı yoğunlukta olmasına neden olur. İşte coğrafyacıların asıl görevi yeryüzünün bir kısmında ya da bir ülke sınırları içinde benzerlik gösteren bu birimleri ayırt etmek ve onları incelemektir. Doğal özellikler toplumları farklı ölçülerde etkiler. Kalkınmış ülkeler farklı coğrafi özelliklere sahip yerlerdeki doğal potansiyeli ortaya çıkartarak ondan yararlanmayı iyi başarabilmiş olan ülkelerdir. Bu ülkeler doğal şartlardan az etkilenirler. Ancak bilim ve teknikte gelişmemiş olan ülkeler olumsuz doğal şartların etkisinde daha çok kalırlar. Coğrafi birimler büyüklük sırasına göre bölge, bölüm, yöredir. Bölge, taşıdığı belirli coğrafi özellikleriyle etrafından ayrılan, buna karşılık kendi sınırları içinde benzerlikler gösteren en büyük coğrafi birim bölgedir. Coğrafi bölgeler çeşitli büyüklük ve şekillerde olabilir. Coğrafi bölge kavramı incelenirken tabiat şartları ile birlikte beşeri ve ekonomik özellikler de dikkate alınmaktadır. Çünkü yeryüzünün herhangi bir yerinin coğrafi görünümü yalnız tabiat şartlarına bağlı değildir. Bu görünüm o yerin nüfus, yerleşme ve ekonomik faaliyetleri ile de yakından ilgilidir. Coğrafi bölge kavramı dışında çeşitli bölge kavramları da vardır. Bunlar iklim bölgesi, idari bölge, tarihi bölge, ekonomik bölge, tarımsal bölge, bitki örtüsü bölgesi vesairedir. Akdeniz ikliminin yayılış alanı bir iklim bölgesini oluşturur. Burada sadece iklim özellikleri dikkate alınır. İklim bölgesini oluşturan tek etken iklimdir. İdari bölge. Bu iki idari bölünümü göz önünde tutularak oluşturulan bölgedir. Devlet hizmetlerinin ve yönetiminin kolay sağlanabilmesi amacıyla oluşturulmuş idari birimlerdir. Türkiye'de en büyük idari birim ildir. Tarımsal bölge. Tarım alanlarından daha iyi faydalanmak amacıyla Tarım Bakanlığı'nca ayrılan bölgelerdir. Bu bölgelerin ayrılmasında tarımsal yönden daha hızlı kalkınmak ana hedef olarak alınmıştır. Coğrafi bölge dışındaki bütün bölgeler sadece bir tek özellik dikkate alınarak oluşturulur. Yukarıda belirtilenlerden başka ekvatoral bölge, kutup bölgesi, petrol bölgesi gibi değişik bölge kavramları da vardır. Bölüm. Bir coğrafi bölge içinde tabiat şartları, beşeri ve ekonomik özellikler genellikle aynı olmakla birlikte yer yer farklılıklar da gösterir. Bu farklılıklardan dolayı bölge içinde daha küçük coğrafi birimler belirir. Bunlara bölüm denir. Örnek: Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve Batı Karadeniz olarak 3 bölüme ayrılmıştır. Karadeniz bölgesinin farklı 3 bölüme ayrılması, bu bölgenin doğal şartlar ile birlikte beşeri ve ekonomik özelliklerinin az da olsa farklılıklar göstermesinden ileri gelmektedir. Yöre. Bölüm içinde farklı coğrafi özelliklere sahip olan bölümden daha küçük coğrafi bir birimdir. Erzurum Kars bölümünde bulunan Iğdır yöresi, Dicle bölümünde yer alan Mardin Eşiği yöresi gibi. Iğdır yöresi bulunduğu bölüm içinde iklim ve toprak şartları bakımından yerleşmeye en elverişli yerlerden biridir. Yörede elverişli iklim ve toprak şartları sayesinde pamuk ve kayısı tarımı yapılır. Harita 2. Coğrafi bölge, bölüm ve yöre ilişkileri yukarıdaki haritada Doğu Anadolu bölgesi, bu bölgenin bölümlerinden biri olan Erzurum Kars bölümü ve bu bölüm içinde yer alan Iğdır yöresi görülmektedir. Mardin Eşiği yöresi ise Dicle bölümünde çevresine göre daha yüksek olduğundan daha fazla yağış almakta ve bölüm yerleşmelerinin önemli bir kısmı burada toplanmış bulunmaktadır. Bu yörede ise uygun sıcaklık şartları ve yeterli yağışın bulunması nedeniyle pamuk ve zeytin tarımı yapılmaktadır. Yani farklı coğrafi özellikler bölümler içinde ayrı yörelerin meydana gelmesini sağlamış bulunmaktadır.